Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün bir video ile tekrar karşınızdayım. Gördüğünüz gibi üstüm başım kirli. Neden kirli? Çünkü bugün masada görmüş olduğunuz sandalyenin restorasyon projesini yaptık. Aynı sandalyeden bir tane de burada var. Bu restore edilmemiş hali. Bunu da restore edip aynı bunun gibi bir sandalyeye çevireceğiz. Kanalı sıkı takip edenler bilirler. Benim antikalara karşı bir merakım var. Bu sandalyeyi ben çöpte, sandalyeleri ben çöpte buldum. Gördüğüm zaman doğrudan dikkatimi çekti. Çünkü 1960'lardan kalma çok klasik bir de tasarıma sahipti. Zaten videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Yapan tasarımcının ve yapım yılının etiketi üzerinde hala duruyor sandalyenin. Bu sandalyeler 1967 yılında üretilmiş. Çok ünlü İtalyan bir tasarımcıya ait İtalyan sandalyeler. Görür görmez hemen kaptım ve ben bunları restore ederim diye düşünerek aldım, eve getirdim ve restorasyon projesini de bugün bitirdim. Gerçekten çok güzel oldu. Çok tarz sahibi. Güzel sandalyeler. Zamanında çok hor kullanılmış, saçma sapan yerlerinden vidalarla iptidai şekilde tutturulmaya çalışılmış, onarılmaya çalışılmış. Çok kötü bir yağlı boyayla boyanmış. Zaten örneğini burada gördünüz. Beyaz renge boyamışlar. Ancak orijinal ceviz mobilyası boyunun altından çıkınca ve restore edilince gerçekten çok güzel bir sandalye oldu. Kondisyonu gayet yüksek. Kaplaması ya döşemesi birazcık yıpranmış. Normalde döşemesini de ben bunu değiştiririm diye düşünüyordum. Ancak sandalyenin orijinal olduğunu görünce döşemesine dokunmamaya karar verdim. Çünkü bu tip mobilyalar çok nadir bulunuyor. Nasıl denir? Birisinin çöpü bir başkası için hazine olabiliyor. Aynı tasarıma sahip sandalyeleri, aynı tarihte üretilmiş sandalyeleri internetten baktığınız zaman fiyatlarının korkunç pahalı olduğunu göreceksiniz. Böylece elimde çok güzel iki tane mobilya geçmiş oldu. İki tane antika sandalye geçmiş oldu. Keşke daha fazla olsaydı, daha fazla alsaydım. Normalde bu çift sandalyeler bir tane de fiskos masasıyla beraber barındırılır. Ancak masası çöpte yoktu. Ya benden önce gelen birisi almış veya onu çöpe atmamışlar diye düşündüm. Türkiye'de bu tip bir sandalyenin bulunabilmesi, özellikle İzmir'de bu tip bir sandalyenin bulunabilmesi beni çok şaşırttı. Dilerseniz gelin şimdi restorasyon projesine geçelim. İzleyelim, bakalım bizi ne gibi zorluklar beklemiş, nelerle karşılaşmışız. Videolarımı beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Kanalıma aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanındaki küçük çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi dilerseniz siz videoyu izleyin. Ben de bu sandalyede oturup güzel bir kahve içeceğim ve sandalyenin tadını çıkartacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.
Thank you.